Buradan her çeşit rengi dönüyor bu. Kırmızısı, yeşili, mavisi. Ağırlıklı olarak tabii ki arabanın tonundaki rengi. Arkadaşlar, selamünaleyküm. Bu haftaki videolarımız pek iyi olmadı. Farkındayım ama şöyle bir video daha yapmak istedim. Biliyorsunuz Japonik yakın zaman içerisinde bir çekiliş yaptı. Pofudik çekilişi ve kova çekilişi yaptı. Bunlar şimdi birazdan yeni sahiplerine gidecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun bunları kazananlar. Ya gerçekten şuna sarılıp uyumak bile ayrı bir zevk veriyor. Güzel hediye. Kazanan kişiler çok şanslı, emin olun bundan. Ve ben de bu çekilişin bitmesini bekledim açıkçası. Çekiliş yapmak için JDM ben de istemiştim sevgili Japonik'ten. Sağ olsun kırmadı, yolladı. Şimdi kargolamaya gideceğiz. İkinci bir konuya gelecek olursak eğer evde birkaç eksiğimiz var. Emre dedi Serap, hadi gel. Bir de dışarıya çıkalım, markete gidelim. Evin eksiklerini alalım. Markete alışverişe gidelim. En son ya bu çok iyi ya. Bana nasıl çıkmadı? O kadar dedim, aradan beni kaynat. Olmaz dedi. Acemi be. Ben 1.55 değilim ki, 1.56'yım. Çok etkilendim şu an. Hayır, 1.57'yim ben. Yok bebeğim ya. Evet. İki tane gutçap. Baba sakin ol baba. Baba sakin ol. Gel bakayım. Neredeyiz? Bizim marketteyiz. Bizim market nedir? Toptan alışveriş marketi burası. Şu an çaylara sardı Serap da onu çağırıyor. Çaykur Rize'nin çayını aldım. Fiyatı da 25 lira. Arkada da hemen Lipton'un çayı var. Lipton'un çayı da 23 lira. Bu şekilde bir fiyat araştırması yapa yapa bütün markalara bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Çünkü A'dan Z'ye burası dolmuş oluyor. JDM çekilişiyle beraberiz. Japonik'ten rica etmiştim. Senden sonra ben de bunun çekilişini yapabilir miyim diye. O da yap kardeşim dedi. Allah razı olsun, eksik olmasın. JDM'ler arkadaşlar magnet biliyorsunuz. Arkası magnet. Yapıştırırsınız kalır. Hiçbir şekilde oynatmadığınız şekilde yer değiştirme imkanı, rüzgarda kaymaya gitme ihtimali yok. Yapıştırırsınız kalır. Bir nevi mıknatıs gibi düşünün. Biz de hafta sonları her hafta sonu olduğu gibi yine bugün de arabayla uğraşıyoruz. Japon'un yollamış olduğu araba içi aydınlatmalar vardı. Sağ olsun, hediyesinden dolayı teşekkür ederim. Onları yapıyoruz şu an sevgili Mustafa abimle beraber. Onları yaparken de dedim ki arkadaşlar biz de bir JDM çekilişi yapalım. Bunun için yapmanız gerekenler belli. Instagram sayfasında arkadaşlarınızı teklemek, arkadaşlarınızı etiketlemek. Bu çok basit. Bunun için Instagram sayfasını Serap Emre Official sayfasını takip etmek ve arkadaşlarınızı etiketlemek yeterli olacaktır JDM çekilişine katılanlar için. İsteyenlere yollayacağım. Ayrı bir havası var. Düşünsenize ya, şuna bak. Ne güzel. Yapıştırın, yapıştırdığınız yerde kalsın. Tabi abi bunu sökmezler mi? Bunu üzerinden almazlar mı? Alabilirler. Çok kolay bir şekilde çıkan bilen bir şey. Çünkü yapıştırdığın zaman kalan bir şey değil. Ama yapıştırdığın zaman önem verirsen, daha doğrusu öyle söyleyeyim, önem verirsen eğer yapıştırdığın yerde kalır. Evet sevgili dostlar, yoğun bir saatlik uğraştan sonra gelmiş olan tarafımıza, ışıklandırmamızı arabamıza yaptık. Hangi renk isterseniz o renge dönüşebiliyor bu. Mavi ise mavi, turuncu ise turuncu. Tabi geceliğin daha bir güzel bir renge dönüşeceğine eminim. Benim en çok kullanacağım burada büyük ihtimal şu yanma sönmesi neredeydi bunun? Aynen. Biraz sosyeteci gibi oluyor. Ama büyük ihtimal ağırlıklı olarak kırmızıyı tercih edeceğim gibi görünüyor. Bir tane burada. Bir tane şu altı koyduk. İki tane de karşı tarafta var. Tetikleyicisi sigara çakmaklarından çıkıyor. Tabii ki ana beyin şu. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz günün sonunda.
Biraz Türk usulü oldu ama bayağı da uğraştırdıktan sonra işlem bitti. Çok şükür. Bugünlük de bu kadar. Evet, akşam görüntüsünü sizlere gösterecektim. Unuttum. Evet arkadaşlar. Işıklandırma sistemi akşam bu şekilde duruyor. Şurada anahtarı olacaktı, kumandası. Buradan her çeşit rengi dönüyor bu. Kırmızısı, yeşili, mavisi. Ağırlıklı olarak tabii ki arabanın tonundaki rengi, yani turuncuyu veya sarıyı tercih ediyorum ben. Ha bu arada tetikleyiciyi direkt torpidonun içerisindeki şeye bağladık Mustafa abiyle beraber. Dedi ki zaten torpidonun içerisinde dedi ışıklandırma var dedi. Elektriği istersen oradan çekelim. Boşuna sigara yakman alayımla falan hiç uğraşma. Çok da güzel oldu. Direkt torpidodan ışıklandırmayı ana beyine bağladık. Ek bir kabloyla beraber. Güzel oldu, hoş oldu. Yani en azından arabanın içerisinde ayrı bir havası oldu ışığın. Bu hafta video atamamamızın sebebi biliyorsunuz ki yakın zaman içerisinde çekmiş olduğum videolardan kaynaklı. Çekmek için de çekmek istemiyorum aslında videoları. Yani arkadaşlar normal insanlar gibi değiliz açıkçası. Çok ağır şeyler yaşadık. Yaşamayı da devam ediyoruz. Hala bir kanallardan vesaire haber gelmiş değil. Bunları da merak ediyorsunuz eğer. Elimizden geldiği kadar savaşacağız. Bu aralar psikolojik olarak pek iyi değiliz ailesel olarak. Hem ev araştırması yapıyorum. Bu aralar evi değiştirmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra daha uygun bir ev düşünüyoruz. Daha uygun nerede oturabiliriz diye bakıyoruz. Evet sevgili dostlar, durumlar bunlardan ibaret. Zaten 7/24 kendimi açmışım. Eleştiriye açmışım. Eleştirebilirsiniz, hiç problem değil. Ama önemli olan mantıklı eleştirmek. Bana diyor ki gitsin karın da çalışsın diyor. Askeri ücret biliyorsun bakız. Ya zaten benim karım çalışabiliyor durumda olmuş olsaydı şu an. Ben bu askeri ücret videolarını yapmazdım. Halimden memnun olurdum. Emin olun buna yani. Ki şu an ülkemizdeki insanların %80'i emin olun bu şekildedir yani. Aldığı parayı faturaya, ev kirasını, ev kirada olanlar için faturaya, ev kirasını hop hopa şinanay yani. İş olarak zaten şu an çok fazla bir iş yok, iş imkanı yok. Biz de bulunmuş olduğumuz işle idare etmeye çalışıyoruz. Ya ne kadar idare edebiliriz bilmiyorum. Daha güzel videolarla karşınızda olacağıma eminim ben. Çünkü yavaş yavaş üzerimdeki psikolojiyi atmam gerekiyor. Yakın zaman içerisinde ard arda üzücü videolarla karşınızda oldum. Bunun için kusura bakmayın, kızmayın bana. Çünkü o mezarın başına gittiğim zaman ekipman falan yoktu yanımda. Yani arabadaydı ama mezarın başına getirmemiştim. Ben hep kendime bir söz verdim. Bir şey başaramadığım zaman altından kalkabilecek insanlar muhakkak vardır diye. Arıyoruz o insanları. Kendinize iyi bakın. Bu video çok dağınık, farkındayım. Kusura bakmayın ne olur. Toparlanmaya çalışıyorum hala. Toparlanabilirsek ne hala. Çok güzel videolarla karşınızda oluruz o zaman. Emin olun toparlanacağız. Çünkü biz güçlü insanlarız. Bu zamana kadar hep ayakta kaldık. Hep ayakta kalmaya çalıştık diyeyim daha doğrusu. Rabbim yüzümüzü önümüze düşürmesin. Rabbim gönlünüze göre versin. Ve mutlu olun ya, valla. Bu kısacık dünyada, kısacık ömür dünyasında mutlu olun abi. İncitmeyin kimseyi. Neyse dostlar, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın, videolar çok çarpıştı birbirine. Ama sevgili editörümüz, eşim, videoları toparlayacağına eminim. Her şey gönlünüzce olsun. Ne hayal kuruyorsanız, ne istiyorsanız hepsi gönlünüze göre olsun. Benim hakkımda ne düşünüyorsanız Rabbim size iki mislini versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.